Ve önemli bir konu arkadaşlar. Ben bu kategoriye tıkladığımda ilgili ürünlerin ona göre filtrelenmesini istiyorum. İşte burada React'ın çalışma mantığı ile ilgili en can alıcı noktaya değinmiş olacağız. Onu söyleyebilirim. Şöyle ki, bakın ben öncelikle app'me gideyim. App'mde get products'ı bir şekillendireyim. Diyorum ki burada bir parametre istiyorum. SEO URL. SEO URL bizim app'imizdeki şu categories, şu yönlendirmelerde kullanacağımız değerdi. Değeri product. Yani ID'yi de kullanabiliriz ama ben bu URL'i kullanacağım. Fark etmez. Ama SEO çalışmaları için daha sonra göreceksiniz oldukça güzel. Yani URL'de ID değil de bir isim oluşuyor. Böyle alışveriş sitelerinde Google SEO için bu tip teknikleri sıklıkla görürsünüz. Şimdi ben burayı nasıl yapılandıracağım? URL diye bir değişken oluşturacağım burada. Let URL diyelim. Eşittir. Şu URL'i öncelikle oraya taşıyacağım. Sonra diyeceğim ki eğer parametre ile SEO URL gönderilmişse, bu if SEO URL is defined, Java'daki is defined'a karşılık gelir. SEO URL varsa, yani gönderilmişse, JavaScript'te mesela bir değişkeni parametre var ama onu yollamayabilirsiniz. Yollamadığınızda o undefined işte. Siz eğer gönderilmişse, yani defined ise, tanımlanmışsa demek. Defined tanımlama. O zaman URL'i çok basit yani. Artı eşittir. Slash artı SEO URL. URL'in sonuna bir slash, bir de gönderilen SEO URL'i ekle demiş oluyoruz. Yani URL'i değiştirmiş olduk. Dolayısıyla ben burada fetch diyerek buraya URL'i verirsem olayı halletmiş olurum. Bu birinci aşama. Gelelim. Şimdi can alıcı nokta burada. Bakın ben bu kategoriye tıklayınca o eventin tekrardan çalışmasını istiyorum. Yani get products'ın bir daha çalışmasını istiyorum. Olay burada kopuyor yani. Yani ne demek? Benim kategoride get product'ı çağırabilmem lazım. Ama bakıyoruz kategorinin içerisinde get product diye bir şey yok. Orada o eventi çalıştırabilmek için eventi buradan alıp oraya da yollamak gerekiyor. Yani şuraya da yollamak gerekiyor. Bu noktada bakın bizim ya o şeyi eventi product get products'ı yollarsınız ya da bakın zaten bizim change kategorimiz mevcut zaten. Biz onu yollamıştık. Yani kısacası oradan tetiklediğimiz change kategoriyle şu kodu çalıştıracağım. This nokta get products parametre olarak da şöyle kategorinin SEO URL'ini yolluyorum. Yani şu change kategori kategoriden tetiklendiği için o yüzden benim bu get products'ımın burada olması gerekiyor. Bu kodu şöyle çalıştırdığım zaman artık ne olacak bakın arkadaşlar. Ben change kategori deyince get products'ı çağırıyorum. Get products'ı çağırınca benim product state'im değişiyor. Product state'im değiştiği için o state'i kim kullanıyor? Product list. Dolayısıyla product list yeniden render edilecek. Çünkü bakın burada mesela kullanılmış. O state bilgisi burada kullanıldığından dolayı React anında o state'i kullanan her yeri güncelliyor. Bakalım olacak mı? Mesela beverage. Bakın ben bu işlemi yaptığım zaman yine böyle bir hata aldım. This nokta props nokta products map is not a function. Demek ki products burada bir array olarak oluşmamış. Oluşmuyor yani. O ilk etapta geliyor. Ama şu kodu çalıştırdığımda maalesef demek ki böyle bir sıkıntı var. O sıkıntı da şu. Ben URL'i yanlış yazdım arkadaşlar. Şöyle ki app'imize gidelim. Benim kendi yazdığım başka bir app'im var. Ben onunla karıştırdım. Şöyle products. Bakın ben neye göre filtreleyeceğim? Kategori ID'ye göre mecburen.
Burada şurada kategori ID'ye göre soru işareti bu API'mizin yeter ancak özelliğinin bu olmasından dolayı. Kategori ID doğru yazalım. Kategori ID 1 dediğimde bakın bir numaralı sadece bir numaralı kategorileri listeleyecek. Ben burada API'm yetersiz o yüzden SEO URL'i kullanamıyorum. Kusura bakmayın. Şöyle yani API sadece bu özelliklerle çalıştığı için. O yüzden bunu kategori ID diye değiştiriyorum arkadaşlar. Kategori ID. URL de burada bakın aynen bu formatı oluşturmaya çalışacağım. Products soru işareti kategori ID eşittir kategori ID. Yani şu formata getirmem gerekiyor. Dolayısıyla buradan da SEO URL değil de kategori ID'yi yollamam yeterli olacak. Evet, çalıştırıyorum tekrardan. Geldim buraya. Beverage. Condiment. Evet, bunlar şekillendi ama bizim API'miz çalışmadı yine. Burada bir hata yaptım. Tekrar edelim. Yani beraber inceleyelim. Bu tip böyle hatalar olduğunda sizde ne tip hatalar yapılabildiğini görün diye şey yapmıyorum ben. Böyle bir noktada arkadaşlar change category this.getproducts'ı çağırdığına göre şöyle ki bu noktada mesela şeyi izleyebilirsiniz. Böyle durumlarda ne yapın? Console.log yazın mesela bir tane. Kategoriyi bir yazdıralım. Bakalım hakikaten kategori bilgisi geliyor mu? Bunu nasıl okursunuz? Şöyle konsol seçiliyken F12 seçelim. Bakın hakikaten kategori bilgisi geliyor. Ama kategori bilgisi kategori ID ile değil ID ile geliyor. İşte bu şekilde daha rahat görürsünüz. Yani şu ID. Bu tamamen benim kendi yazdığım, az önce söyledim ya, API'mden kaynaklı. Benim API'mde daha kategori ID diye geçiyor. Ama o tamamen farklı bir platformda yazılmış. O yüzden JSON Server'ı kullandım. Küçük bir şey oldu ama burada da şu avantajı sadece yakalamanızı istedim. Hani bir hata olduğunda ben o hatayı nasıl bulmaya çalışacağım? Kategoride ID diye bir şey, kategori ID diye bir şey yokmuş. Kategoride ID diye bir şey varmış sadece. Bakın, evet şimdi oldu. Bakın, sadece ilgili kategorideki ürünlerin geldiğini görebiliriz bu şekilde. Evet, bu da oldukça güzel oldu arkadaşlar. Şu kategori listedeki şu seafood'a artık gerek olmadığını söyleyebilirim. Şöyle kategori liste gelelim. Şunu Ctrl K elinizi çekiyorsunuz Ctrl C. Bu yorum satırı arkadaşlar. Yani Ctrl K elinizi çekin Ctrl C. Yani Ctrl KC değil. Ctrl K elinizi çek Ctrl C. Bu seçtiğiniz kısmı yorum satırı yapmaya yarıyor. Artık ben bir şeyi seçtiğim zaman böyle gördüğünüz üzere herhangi bir şekilde burada gelmemiş olacak ama seafood burada geliyor. Bu dersimizde amacım işte komponentler arasındaki trafiği yönetmek idi. Oldukça da güzel bir örnek oldu.